boyunca. Geç şöyle, geç şu tarafa. Geç şu tarafa. Yanında, tamam, oğlum, şu tarafa, sakin. Şu tarafa geç. Tamam, geç şu tarafa. Geç şu tarafa. Geç, hadi, hadi geç. Yapma dedikçe vurdu, kamerayı indirdi, yine vurdu. İzmir Alsancak'ta bir vatandaş kamerayla çekim yaptığı için eşinin yanında böyle darp edildi. Yürü git. Tamam, tamam. Yürü, yürü yanımda yapma. Yürü git. Karım yanımda yapma. Karım yanımda yapma. Ne kamera çek? Ne kamera çek? O an Alsancak'ta bir gece önce başka bir semtte polislerin arasında arkasında görüntülendi eli sopalı kişiler. Halkın arasına girin! Sokak delikanlıları! Halkın arasına girin! Polisin arkasından yürümeyin! Göstericileri yakalayıp dövdüler. Direnirsen canın yalan. Direnmiyorum abi. Direnirsen canın yalan. Duydun mu? Hayır. Direnirsen canın yalan. Kurun. Abi, çekil, tamam. Onlarca gösterici bu şiddete maruz kaldı. Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan tanık olduğu anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Polisin arkasına soklanan, polisin arkasından onlara şiddet gösteren sopalarla, coplarla, döven çocuklarla karşı, insanlarla karşı karşıyayız. Yani o manzarayı gördüğümüz zaman insan olmak istemiyorsunuz. Bu görüntüler İzmir'deki sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi. İzmir Barosu'nun da aralarında bulunduğu 6 örgüt, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımını kınadı. Açıklamada, güvenlik güçleriyle birlikte hareket eden sivil bir grup, taş ve sopalarla, olaylarla ilgisi olan olmayan insanlara saldırdı denildi. İzmir Valisi Mustafa Toprak'a göre, o kişiler sivil değil, polis. Tut şunu! Tamam abi! Bırak, direnme! Tamam abi! Direnme! Abi. Bu olaylar devam ederken polis güvenlik birimlerimizin arkasında bazı sivil görünümlü kişilerin bir müdahalede bulunduğu noktasında bir takım gerçek olmayan bazı unsurlar ortaya konuldu. Bu kesinlikle mümkün değildir. Vali Toprak bundan böyle gösterilerde görev yapacak sivil emniyet görevlilerinde polis yeleği giyeceğini söyledi.